Belçika'da Keriman, Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ettiğini gösterme fırsatını kaçırmadı. Türk bayrağı koyulana kadar bütün güzellerin selamlamak için çıktıkları balkona çıkmayı reddetti. Bayrak bulunamamıştı. Fakat Keriman sakin kalarak bayrağı kendisi dikti. Atölye çalışanları Keriman'a büyük bir parça kırmızı kumaş verdiler. Babası beyaz bir parçadan büyük bir yarım ay ve yıldız kestikten sonra kırmızı kumaşa dikti. Belçika yarışmasının finalinde güzellik kraliçesi iki katılımcı arasından seçildi. Almanya temsilcisi ve Türkiye temsilcisi. Keriman verdiği röportajların birinde sahnede kırmızı atlas bir elbise ve beyaz bir kolye taktığını anlatmıştı. Kıyafet onun güzel siyah gözlerini ve saçlarını vurgulamakla kalmıyor, ayrıca milli renkleri taşıyordu. Güzellik kraliçesi için bu çok önemliydi.